Ferge Tiyatrosu'nun birinci katı. Başta Büyük İskender heykeli. Ondan sonra dedi ki Roma İmparatoru sanki bir resmi geçit şeklinde İskender'in yanında sıralanıyorlardı. Roma İmparatorlara bakarsak hepsi asker kılığında, asker kıyafetinde, askeri üniformalarıyla betimlenmiş durumda. Nedir? Vücutlarını koruyan zırhları. Bunda kırık ama ellerindeki kılıçları. Bütün kıyafetleri birer asker imparator olduklarını gösterir. Bunlar arasında biz bölgemizi ilgilendiren, özellikle Perge antik kentini ilgilendiren üç imparatoru çok gayet iyi biliyoruz. Bunlar hatırlıyoruz. Trajanus. Ondan sonra gelen Hadrianus, Septimus Severus, onun oğlu Caracalla. Peki bu heykeller söylediğimiz gibi Perge Tiyatrosu'nu süsleyen heykellerdi. Büyük İskender'in yanında sıralanmış heykellerdi tiyatronun birinci katını süslemek, bezemek için. Boylarına bakarsanız tabii ki bir insan boyundan daha uzun, değil mi? Özellikle Büyük İskender heykeline bakarsanız 3 metre boyuyla. Neden bu kadar uzun, neden bu kadar büyük? Onu anıtsallaştırmak için, devasa bir görünüş kazandırmak için, anıtsal bir heykelini sergilemek için kendi boylarından daha uzun boyda gösterdiler. Peki, imparatorlardan biri, bir diğeri, dördü Perge Tiyatrosu'nu süsleyen imparator heykelleri. Ancak bunların yüzlerine bakarsanız, tiyatronun yapıldığı ve yapıldıktan sonra onarıldığı yıllardaki yüz ifadeleri, vücut aynı, vücutlarında zırh var, hepsinin zırhının ortasında Medusa var. Medusa'yı daha önceden biliyoruz. Nedir? Korumak için. Medusa saçlarından yılan fışkıran nedir? Kızlardan bir tanesi, Gorgot kızlardan bir tanesi. Şayet Medusa'ya bakarsan taş kesilirsin. Şayet imparatora kötü gözle bakarsan taş kesilirsin. Onun için imparatorun vücudunu korumak için ortada, zırhın ortasında Medusa var. Onun altında zırhın bezemesi, aşağı yukarı bütün imparator zırhlarında aynı. Grifon dediğimiz, işte başı kartal şeklinde kanatlı, alt kısmı aslan vücudu şeklinde yaratılmış fantastik yaratıklar. İki grifon birbirlerine şahlanmış vaziyette ortadaki figüre dayanmaktalar. Altta dilimler var. Orijinalde bunlar deri bantlar şeklinde. Ama bir tanesinde çok zengin, bu da Perge heykeltıraşlarının, Perge atölyelerinin renkliliğini, çeşitliliğini gösteriyor. Ne kadar zengin dünyalar olduğunu gösteriyor. Kartal başıyla, aslan başıyla, meduza başıyla, eroslarla süslü bir deri bantları temsilen zırhın altındaki bantlar. Peki, bu imparator heykelleri dediğimiz gibi Perge Tiyatrosu'nun yeni düzenlemesiyle, başlarıyla, portreleriyle biraz oynanmış heykeller. Diğer bir deyişle, Perge Tiyatrosu'nun sahne binası, diyelim ki 230'larda, 240'larda yeniden düzenlenirken daha önce yapılmış bu heykeller alınmış, imparatorların başlarına yeni bir imaj, yeni bir makyaj yapılmış. Nedir? Orijinalde çok gür olan sakalları, kıvır kıvır olan sakalları kesilmiş, kısa sakal haline getirilmiş. Tabii o zaman bana soruyorsunuz, orijinalde nasıldı? İlk şekilleri, yaşadıkları dönemdeki şekilleri nasıldı diye. O zaman haydi sorunuz yoksa İmparatorlar Salonu'na gidelim. Gerçek heykellerin, yaşadıkları dönemdeki heykellerine bakalım ve de o heykellerinin bize bölge tarihinde neler yansıttığından bahsedelim. Haydi buyurun İmparatorlar Salonu'na. Söylediğimiz gibi Perge Tiyatrosu'nun sahne binasını süsleyen imparator heykelleri yeni düzenlemede biraz makyaj yapılmış, yeni imaj verilmiş, sakalları kısaltılmış, saçları kısaltılmış şekilde gösterilmiştir. Devrin modasına uygun.
Peki dedik ki yaşadıkları dönemde heykeller nasıldı? Yaşadıkları dönemdeki yüz ifadeleri nasıldı? Birebir bu şekildeydi. Şimdi dünyanın hangi müzesine gitseniz, Yunanistan'da, İtalya'da veya diğer müzelerde hangi Trajanus, İmparator Trajan, asker imparator Trajanus'un yüzüne, portresine baksanız aynı portredir, aynı yüzdür. Neden? Çünkü resmi bir portredir bu. Bütün heykeltıraşların bir yüzü, bunun yüzünü, aynı vesikalık fotoğraf gibi aynı yüzü, resmi yüzünü yapmak zorundadırlar. İşte Trajan'ın kendi portresi bu. İtalya'da bir müzeye gidin, 3 aşağı 5 yukarı aynı portreyi görürsünüz, bu Trajan dersiniz. Peki, dedik ki asker imparatordular, devamlı ordularının başındaydılar, imparatorluğun sınırlarını genişletmek için çalıştılar. Dolayısıyla hep asker kıyafetinde gösterildiler. Nedir? En belirgin asker kıyafeti, vücutlarını koruyan zırhları. Bir kez daha burada, ortada Medusa, imparatoru korumak için. Ondan sonra deri bantları temsil eden bölümler ve de bir takım semboller. Peki, Trajan'ı biliyoruz. Ondan sonra gelen imparator Hadrian. Hadrian bildiğiniz gibi, düşündüğünüz gibi Roma imparatorları içerisinde yine asker imparator. Trajan öldükten sonra Hadrian tahta geçer, öyle değil, imparator olur. Ve de imparator olmazdan önce Trajan'ın yeğeni Sabina ile evlenir. Trajan'ın eşi Sabina. Bunlar eş. Asker imparator nereden? Zırhından, askeri kıyafetinden belli. Aynı şekilde yine ortada Medusa ve de zırhın özelliklerini gösteren yontular. Yüzüne bakarsanız yine dünyanın her müzesinde görülen Hadrian heykellerinde olduğu gibi Hadrian'ın portre özellikleri. Sakallı bir yüz, başında çelenk. Dolayısıyla tipik Hadrian heykeli. Peki Hadrian hakkında neler hatırlıyoruz tarih içerisinde, bölgemiz tarihi içinde? Üç kapıları biliyor musunuz? Antalya üç kapıları. O üç kapılar kimin adına yapılmıştır, kimin için? Hadrian için, İmparator Hadrian için. İmparator Hadrian çok gezen bir imparatordu. İmparatorluğun bütün şehirlerini, bütün eyaletlerini geziyordu. Antalya'ya da geldi. Attalya'ydı o zaman şehrimizin adı. Antalya'ya geldi, Attalya'ya geldi. Evet, onun ziyareti sırasında, öncesi sonrası sırasında diyebiliriz. Ne yaptı Antalyalılar? Attalyalılar, burada yaşayanlar. Üç gözlü bir tak inşa ettiler imparatorun gelişinin şerefine. Onun için bazen ne deriz? Hadrian kapısından kale içine girdin deriz, değil mi? Bazen de üç kapılardan girdik deriz. Bu üç kapılar dediğimiz yer nedir? Hadrian kapısıdır. Bu imparatorun anısına yapılmıştır. Dediğimiz gibi yanında eşi Sabina. Sabina devrin Roma döneminin hanım modasında, hanımların modasında, devrim modasına uygun olarak içinde bir iç gömlek, onun dışında bir manto ile sarılı, mantonun bir ucu başına çekilmiş, tipik bir Romalı hanımefendi pozunda. Peki, iki imparatordan bahsettik. Trajan, Hadrian. Peki Hadrian'dan sonra bir imparatorumuz daha var, bölgemizle ilgili Septimius Severus. Yine asker imparator, yine zırhı üzerinde, başı muhteşem bir baş, sanki Zeus başı gibi, bol gül sakallı, başında bir çelenk. İkinci yüzyılın sonu, üçüncü yüzyılın başı, Roma İmparatoru, yine ordularının başında, İngiltere'den Suriye'ye kadar bütün imparatorluğu gezmiş, ölümü de İngiltere yakınlarında, bugünkü İngiltere sınırları içerisinde, yanlış hatırlamıyorsam York'ta vefatından sonra eşi Julia Donna ve iki oğlu alırlar babalarının cenazesini, Roma'ya götürürler, defnederler. Ama bu iki heykel bize yine Roma tarihinde bir sayfayı hatırlatır. Nedir? Öldükten sonra imparator iki oğlu vardır. Bu iki oğullarından Caracalla ve Geta. Tarihte bunun adını biliyoruz. İki kardeş Caracalla ve Geta babaları ölümünden sonra taht kavgalarına girişirler. Taht kavgalarından dolayı ağabey Caracalla kardeşi Geta'yı öldürtür veya öldürür. Bu ölüm üzerine ne olur?
anne çok üzülür, annesi de ölür. Dolayısıyla bu iki heykel bize Roma tarihinden bu dramatik sayfayı da, bu dramatik sayfaları da bize hatırlatır. Sevgili çocuklar, öylesine şanslıyız ki sadece imparator ve imparatoriçe, yani Septimus Severus ve Julia Dom'la değil, onların aynı zamanda babadan sonra tahta geçmiş oğlu Karakalla'nın da heykeli Antalya Müzesi'nde. Haydi Karakalla heykeline gidelim. Onun bulunuş öyküsünü ve sergi salonunu anlataraktan bugünkü programımızı bitirelim. Haydi buyurun bakalım Karakalla heykelinin olduğu salona. Sevgili çocuklar, lütfen hatırlayın ne dedik? İmparatorlar Salonu'nda baba Septimius Severus, anne Julia Dom'la baba ölünce iki kardeş birbirine düşer. Taht kavgası. Karakalla ağabey kardeşi Geta'yı öldürür ve kendisi imparator olur. Anne bu üzüntüye dayanamaz. Çok üzülür, anne de bu üzüntüden ölür. Ama ne olur? Karakalla tahta çıkar, Roma imparatoru olur. Karakalla'dan önce bu salondan bahsetmek istiyorum size. Bu salon Antalya Müzesi'nin en yeni salonu. Antalya Müzesi'nin en yeni salonu olma sebebi Pelge kazıları son yıllarda Antalya Müze Müdürlüğü tarafından yürütülmekte. Antalya Müze Müdürlüğü'nün yönetiminde devam eden kazılarda Pelge bu. Pelge'yi kazarsanız da heykel çıkmaz mı? Tabii ki çok miktarda heykel de bulundu. Özellikle Antalya Müzesi şehrin Doğu Batı Caddesi'nin batı kanadında çalışmalarını yürüttü. Bir dahaki programda büyük bir ihtimalle bu yeni kazılan alanları ve bu heykellerin bulunduğu alanları gezeceğiz beraber. Heykellerin nerede bulunduğunu göreceğiz. Bu heykeller arasında bir de Karakalla heykeli bulundu. Anlattığımız tarihi olayla bağlantılı olarak. İşte size Karakalla, kardeşini öldüren, Geta'yı öldüren Karakalla ağabey. Yine askeri imparator şeklinde ortada Medusa zırhı olan zırhlı bir giysi, yanında esir aldığı veyahut da hakimiyeti altına aldığı bölgeleri halklarını temsilen gösterilmiş bir vatandaş da yanında destek olarak bulunmakta. Söylediğimiz gibi babasının ölümünden sonra kardeşini öldürerek tahta geçen Karakalla'nın heykeli. Bu salon için son söyleyeceğimiz Antalya Müze Müdürlüğü'nün son zamanlarda, son yıllarda yaptığı kazılarda bulunan heykeller. Bu konuda şöyle söyleyebiliriz, çok özetle şunu söyleyebiliriz. Bazen denir ya, az zamanda çok iş yapmak diye bir laf vardır ya. Gerçekten bu salon, bu sözün söyleneceği salon olsa gerek. Çünkü gerçekten az zamanda Perge'de çok işler yapıldı, çok yol alındı. Bu işler yapılırken tabii ki bu buluntular da ele geçmiş oldu. Bu konuda sorunuz var mı? O zaman ne yapalım? Haydi bugünkü programımızı da bu Antalya Müzesi'nin bu yeni salonunda değerli izleyenlerimize yeni programlarda buluşmak üzere sağlıkla kalın, hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın.